Ben gene iddia ediyorum. Türk toplumunun can güvenliği demektir. Ve garanti ittifak anlaşmaları kalktığı andan itibaren bu can güvenliği kalmaktır toplumunun. Bu aşama. Ama 10 sene sonra ne olur, 20 sene sonra ne olur onu bilemem. Şimdi bile bile Kıbrıs Türk toplumunun önüne bir paket gelirse şayet ve Kıbrıs Türk toplumu garanti ve ittifak anlaşmalarının olmayacağı bir metne mümkün değil. Hayır diyeceğini Rum bile bile bunu önümüze çıkarıyorsa demek ki Rum anlaşma istemiyor demektir. Reklama giriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet. Kıbrıs kültürünü yaşarken eşsiz lezzetleri tadabileceğiniz sıcacık bir mekan mı arıyorsunuz? Garavulli kafe, bar, restoran tam size göre. Birbirinden lezzetli Kıbrıs mutfağının harika yemeklerini, kebap ve ızgara çeşitlerini tadarken eğlenceli saatler geçirebileceğiniz mükemmel bir yer. Ünü Kilitkaya'dan tüm Kıbrıs'a yayılmış, mükemmel tatları ve eğlencesi kulaktan kulağa yayılan Garavulli Kafe Bar Restoran'ın sıcacık ortamı sizleri bekliyor. Garavulli Kafe Bar Restoran. Telefon 0392 383 2494 ve 0548 867 26 62. Garavulli Kafe Bar Restoran. Sigortacılıkta değişim vakti geldi. Sigortacılıktaki her türlü hizmeti veren North Prime Insurance'ı özel kılan birçok hizmet sizi ayrıcalıklı yapıyor. Kasko poliçelerimizi kullanan herkes doğal afet, hırsızlık ve yangına karşı da sigortalıdır. Kasko sigorta tercihini kullanan her müşterinin aracını gerçek değeri üzerinden sigortalıyoruz. 7/24 hizmet verirken kasko poliçesi olanların poliçelerine ekstra bir yansıma olmadan asist hizmetimiz hemen devreye giriyor. Değişimin ilk sinyali kasko poliçesi olan ve evini de sigortalayan müşterilerimize 3000 TL limitli acil sağlık sigortası hediye. Sigortacılıkta değişim North Prime Insurance'da başlıyor. Hanım Eller Et ve Balık Restoran. Muhteşem deniz manzarası eşliğinde balık çeşitleri, kebap çeşitleri, onlarca meze çeşidi. Kıbrıs mutfağının eşsiz lezzetleri. Alakart menü. Ev yapımı tatlı çeşitlerimiz ve daha fazlasını tatmanız için. Açık ve kapalı alanlarımızla sizlere güler yüzlü ve profesyonel hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Hanım Eller Et ve Balık Restoran. Lambda Oteller bölgesinde. Rezervasyon için 0533 825 58 98. Right Muğla Fırsat Şenliği başlıyor. Daire, villa, dükkan, arsa ve daha birçok gayrimenkulü almak, satmak, kiralamak için Right Move yanınızda. Right Move Kıbrıs'ta devrim yapmak adına her hafta her bütçe uygun gayrimenkulleri sizlere haftanın fırsat olarak sunuyor. Bu haftanın fırsatları: Gelebağız'da muhteşem deniz, dağ, vadi ve havuz manzaralı site içerisinde havuzlu 1+1 eşyalıklar Right Move güvencesiyle sadece 24.950 sterlin. Ayrıca Right Move fırsatları bu kadarla da sınırlı değil. Girne Çatalköy'de 4 üniversiteye yakın havuzlu site içerisinde 1+1 evler 235 sterlinden başlayan fiyatlarla. Telefon numaramız 0533 838 48 45 ve 0533 870 21 36.
tecrübesiyle yaşam alanınızı modern, kullanışlı ve yenilikçi tente modellerimizle değiştirmeye, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Karpuz tenteden körüklü tenteye, yarasa gelmeden sabit tenteye, kartal tenteden kış bahçesine, hatta raylı sistem ve sürmeli cam sistemlerine kadar aklınıza ne geliyorsa %100 yerli ve kendi imalatımız olarak montaj dahil uygun fiyatlarımızla sizleri buluşturuyoruz. Keskin Tente, Organize Sanayi Bölgesi Cezaevi Kavşağı, Lefkoşa. Telefon 0533 832 1770 0548 832 1770. Keskin Tente. Tente bizim işimiz. Vazgeçilmez tutkumuz, gözlerimizi alamadığımız bağımlılığımız teknoloji. Peki, teknolojinin bu kadar tutkunuyken gözlerimizi hiç düşünüyor muyuz? Bilgisayarların, telefonların, televizyonların güneş ışınlarının gözlerimiz için zararlı olduğunu ne kadar çabuk unutuyoruz. Ama bunu unutmayan bilim insanları üstün teknoloji ve uzun uğraşlar sonucunda eşsiz bir cam üretmeyi başardı. Tüm zararlı ışınlardan %100 seviyesinde gözleri koruyabilecek, baş ağrısı, göz yaşarması, katarak gibi rahatsızlıkların önüne geçebilecek Blue Cut gözlük camları insanlığın emrine sunuldu. CE belgeli ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı son teknoloji Blue Cut gözlük camları dünya ile aynı anda Kuzey Kıbrıs'ta sadece Dünya Optik'te. Efendim tekrardan iyi akşamlar. Programımıza devam ediyoruz. Şimdi başka bir formata geçmek istiyorum. Bu görüşmelerle ilgili olarak, yani şimdi değil de günümüze kadar gelen görüşme süreçleriyle ilgili. Güzel yurda etkileri ne olmuştur? Gerek olumlu, gerek olumsuz. Ali Bey'le yola çıkalım. Evet. Evet, Güzel Yurt ismi üstünde güzel bir yer. Güzel Yurt'a etkileri tabii 1974'ten bugüne kadar Güzel Yurt hep bir taviz şey olduğu için, bir belirsizlik hakim olduğu için her anlaşmada Güzel Yurt gidecek, verilecek falan denmesi Güzel Yurt'a olumsuz yönde etkilemiştir. Ve Güzel Yurt'un bugün bu seviyede olması bu belirsizliğe sebeptir ve her zaman her anlaşmada güzel verilecek denmesinden kaynaklanmaktadır. Tabii bu belirsizliği ortadan kaldırmak için de hükümetler, bugüne kadar gelen hükümetler, devletimiz oraya bir yatırım yapmamıştır. Şu şekilde, eğer kalıcı, yani hükümetler derken gelmiş geçmiş tüm hükümetler. Hepsini evet. Diyorum. Çünkü belirsizlik bir kere Güzel Yurt'u bugünlere getirdi. 1974'te ilk geldiğimiz zaman Güzel Yurt bir canlı bir kentti. Çok canlı bir kentti. Ekonomik yönden işte narenciyesiyle beraber, ekonomisiyle beraber, gerçekten halkıyla beraber Lefkoşa'dan ve diğer kentlerden
oraya akın edip orada bir alışveriş merkeziydi. Ben 1974'ü çok iyi hatırlıyorum. 74, 75, 76, ta 80, 90'lara kadar. Ama gittikçe bu güzel yurt yanlış politikalarla bu duruma düştü. Mesela nasıl yanlış politika? Yanlış. Mesela her zaman ne yapılmıştır? Denmiştir ki her görüşmede güzel verilecek güzel yurt işte bir tavizdir falan demiş. Oradaki halk yerleşen kişiler oraya yatırım yapmamıştır. Nereye yapmıştır? Kazandığı bütün yatırımları başka kentlere yapmıştır. Bugün biliyorsunuz Befkoşa'da Gönyeli küçük bir güzel yurttur. Yani güzel yurtların büyük bir kısmının yatırımı Lefkoşa'da, Girne ve Mausa'dadır. Eğer bu yatırımların güzel yurtta yapmış olsaydık, bugün güzel yurt bu seviyede olmayacaktı. Devlet buraya kendi güzel yurdun kaçmacanı, yerinden gitmeyeceğini yatırımlarla ancak sahip çıkabilirdi ve orada bir yatırım olabilirdi. Ama maalesef ki devletimizde gelen geçmiş bütün hükümetler oraya bir yatırım yapmamış. Son işte yatırımlar başlamıştır. Nasıl olmuştur? İşte rahmetli Ecevit'in ilk başlarda tabii ki rahmetli Ecevit'in Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni yapması yani Güzelyurt'a büyük bir nimet olmuştur. Yani Ecevit burada... Ondan gerektiği kadar yararlandık mı? Yararlanacağız öyle görünüyor. Yani şimdi ilk başta Orta Doğu Teknik Üniversitesi biliyorsunuz çok iyi bir üniversite. Dünyada tanınmış bir üniversite, kaliteli bir üniversite. Eğitim seviyesi yüksek bir üniversite. Gelişmesi de, Kıbrıs'taki gelişmesi de yavaş yavaş olmaktadır. 600-700 kişiyle başladı. Bugün 3000 falandır herhalde. 3000 öğrenciler ve gittikçe bu gelişiyor. Binalarıyla, yapısıyla, eğitimiyle falan daha da ileriye çıkmaktadır. Biliyorsunuz Kalkanlı çevresinde bir hareket vardır, inşaatlar vardır. Bu üniversitenin vermiş olduğu, 3000 kişinin vermiş olduğu bir pozitif etkidir. Bunun yanında işte Lefke Avrupa Üniversitesi'nin yapılması, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin gittikçe kalitesinin artması ve orada öğrenci sayısının yükselmesi, o bölgeye de üçüncü bir üniversitenin gelmesi de bir hareket kazanmıştır Güzelyurt. Nasıl kazanmıştır? Mesela eskiden Güzelyurt'ta giderken saat 6'dan sonra insan görmüyorduk. Şimdi 12'lere kadar insanlar dolaşıyor. Öğrencilere yönelik belli şeyler açılmıştır. Dükkanlar açılmıştır. Ya i̇şte okul bilimlerinin olayı da herhalde evet. Katkı sağladı. Şimdi bugünlerde tabii 42 yıl içerisinde Güzelyurt biz doktor olduğumuz için Güzelyurt'un bir sağlık yönünden gerçekten büyük bir eksiklikti. Sağlık Güzelyurtlar sağlık yönünden devlet yeteri kadar hizmet vermemiştir. Yok bir hastanesi yoktu. 42 yıl içerisinde sürekli bölge halkı Güzelyurt bölgesi bir hastane olmasını istiyordu ve gerekliydi de haklıydı da o bölge. Ama maalesef hiçbir hükümet bunu bazı etkenlerden dolayı, siyasi etkenlerden dolayı bugüne kadar gelmemişti. Şimdi bir hastanemizin de yapılacak Güzelyurt'ta bir hastanesinin de son aşamaya geldi. Artık temelleri atılma seviyesine geldi. Yani Güzelyurt'ta bir hareket, işte devlet mesela bir hastanenin yapılması orada bir şey de kazandıracaktır. Başka yatırım, mesela bugün Güzelyurt'ta bir tane otel yoktur. Yani yabancı gelen bir kişi, bugün portakal bahçeleri için gelen tüccarlar vardır. Öğrencilerimizin belediyemize ait bir otel, vardır ama yeterli değildir. Yani bugün Güzelyurt'ta öğrencinin babası, ailesi geldiği zaman Güzelyurt'ta kalabilecek bir otelimiz yoktur. Yani bunu bu tip yere yatırımı öncelikli devlet yapması gerekiyordu. Devlet değil, devleti yönetenler. Devleti yönetenler yapması gerekiyordu. Hükümetler yapması gerekiyordu. Maalesef bu hükümetler yapmamış bugüne kadar. Yeni yapılmaya başlamıştır. O da zoraki. Biz mesela ilk ben çıkarken şimdi mesela... Siz hükümetin büyük ortağısınız. Şu aşamada koalisyon hükümeti Güzelyurt için ne yapıyor? Yani
İşte bir hastane şöyle dedi. Onun evet, dışında bir var mı proje? Ya şimdi ben şöyle bir proje var. Şöyle mesela bu kırsal kesim arsaları üzerinde mesela bence ve mutlaka yapılması gerekir. Kırsal kesim arsalarını açmak lazım Güzelyurt'ta. Kırsal kesim arsalarını açarken de tabii siyasi şey gitmeyeceksin. İhtiyacı olan herkese vereceksin. Belli yani şartlar adil bir dağıtım. Adil bir dağıtım olması lazım. İhtiyacı olan herkese ve devlet burada hükümetler bu kırsal kesim hasarını dağıtırken yapılmasında da belli katkıları olması lazım bence. Bu ne nasıl katkı? Mimari yönden çizimler devletin organları vardır. 3-5 çeşit proje yapılabilir. Bunları parasız olarak yani bu kırsal kesim arsası yani evi bitirileceği aşamaya kadar mesela o hizmeti devleti devlet yönetenlerin sunması gerekir. Peki bunun, şimdi benim bildiğim başka ilçelerde bu kırsal kesim arsaları dağıtılmaya başlandı. Güzelyurt'ta var mı? Ve verilecekmiş. Hazırlıklar yapılmaktadır. Güzelyurt'ta da başladı. Yoksa daha hazırlıklar yoksa bekleniyor şey yok, hafta sonu şey ne olacak ona göre. Ya şimdi bu dikkat et, şöyle bir şey var. O zaman halkımızda bugün son aşamaya gelen görüşmeler vardır. Anlaşma olacak, olmayacak falan. Halkta bir sessizlik vardır. Hiçbir yerde hiç kimse görüşmelerle ilgili hiçbir şey konuşmuyor. Bu ne demektir? Yani bir düşünmek lazım. Yani hiç kimse gittiğimiz yerde Kıbrıs görüşmeleriyle bu görüşmelerle ilgili konuşan yoktu. Sebep halk inanmıyor. Sorduğumuz yani zaman bir anlaşma çözümün olacağına inanmıyor. Olacağına inanmıyor. İnanmıyor. Yani halk kararını verdi diyor. Kararını verdi. Yani bunlar anlaşma olmayacak. Yani onun için dikkat ederseniz hiçbir yerde bizim Güzelyurt'ta ben şimdi gelen sayın vekilim gelmiş geçmiş iktidarların ihmalinden bahsettiniz. Şimdi Güzelyurt'ta hepimiz Güzelyurt'ta ikamet ediyoruz. Yani hayatı görüyoruz az çok. Şimdi benim gördüğüm bir eksiklik. Öğrenciler geldi, gerek ODTÜ'ye gerek bu sağlık bilimlerine. Bir iki kişiyle konuştum ben. Başka ilçelerde ev kiraladılar ve okula geliyorlar. Şimdi o konu devleti yönetenlere bu görev düşmez mi? Güzelyurt halkına şimdi o proje vererek onu bu öğrencilerin kalabilecekleri gerek yurt olsun gerek ne diyorlar bir artı bir, bir artı 2000, iki veya bilmem ne tamam, gibisinden anladım. Halkı bir teşvik etme projesi var mı? Yoksa siz bölge milletvekili olarak ben hükümeti bu konuda evet buyurun. Şimdi bu konu hakkında ilk milletvekili olduğumuz zaman CTP-DP hükümetinde ben iki konuşma yaptım. Meclis'te. İlk konuşması Güzelyurt'taki bu öğrencilere yönelik ev konut projesi altında ismini de kendi oturduk arkadaşlarla bunu tartıştık ve ev konut projesi. Devlet belliydi. Öğrenciler üniversite açılıyor. Öğrenciler artıyor. Ama bu öğrencilik kalacağı yer yoktu. Ve dedik ki ben bunu önerdim. Hatta orada bazı milletvekilleri baka baka şey diyordu. Yani güzel bir öneriydi. Ben devlet bir yurda verilen bir yurt için verilen atıyorum 1 milyon teşvik yerine bu 1 milyonu halka vermiş olsaydı mesela insanlar bir projesi de verseydi yardımcı olsaydı kredi verseydi uzun vadede ve evinin üstünü müsaitse evinin üstünü evinin yanını işte tamir edilecek evlerin yapılma şimdi mesela insanlar başladı yapmaya. Bunları yapmış olsaydı bugün bu öğrenciler dışarıda kalmayacaktı ve oradaki halkımız da bu imkandan faydalanmış olacaktı. Bugün bir evin kirası 1000 lira falan en azından 500, 600, 1000, 1200, 1300 yani
Eğer bu yöntem ve yapılmış olsaydı bugün bir sürü evler pekala şimdi yapılıyor mu? Şimdi şu anda insanlar kendi çabalar. Hayır, yani devletin teşviği ve yok. Desteğiyle. Ancak böyle yurtlar yapılıyor. Yurtlar yapılıyor ama öğrencilerin büyük bir kısmı da bu yurtlara gitmek istemiyor. Veya gitse bile sonuçta yine yurt harici 1'e 1, 2'ye 1 olan yerleri tercih ediyor. Tabii yurtlar daha fazla disiplinli olduğu için, öğrenciler yani bence teşvik edilmesi lazım. Halkı teşvik yani etmek. Yani teşvik yok yani o konuda. İmkanlar sağlaması lazım. Teşvik etmesi lazım ve evler kişiler, oradaki halk kendi evinin yanını, eski evlerin tamiri, işte yanında bir arsa varsa arsaya yapabilir. Arsaya yapabilir. Narenciye'den umudunu kesen narenciye o ayrı yani yapabilir. Şimdi güzel kalkınmasında bir de narenciye bir kere güzel yurtta tamam bu okul pekala narenciye geçmeden önce biz burada şimdi müjde verebilir miyiz Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sayın Arif Birliği bu konuda hükümetin büyük ortağı olan Ulusal Birlik Partisi'ne öneri veya bu önerinin kabul edilmesiyle ilgili baskı unsuru olarak da güzel yurt halkının bir mesajını götürecek mi? Buradan ya, ilan edelim mi onu yani? Ya ben tabii bunu konuşabilirim. Daha önce de konuştum. Yani güzel yurttaki bu inşaat özellikle kişilere krediler verilip evlerin yanındaki arsalara inşaat yapılması yönünde benim zaten bu şeyim vardı. Konuşmam da vardı. Bir proje de vardı. Nasıl yapılacağına dair. Onu ben gündeme getirebilirim yine. Tabii bu işlerin olabilmesi için paraya gereksin. Paraya bak. Yani. Parasız şimdi projeyi yaptın, şeyi yaptın. Parası... Vatandaş da diyor kotor olmadıktan sonra bu işi olmuyor. Ama... Para vardır. Biz buradan şimdi Sayın Ali Pilli'ye milletvekili, güzel yurt milletvekilimize bu konuda Yalçın Cam'a olarak ben bir baskı yapacağım. Ve bu konuyu hükümete götürsün. İzleyiciler de bizden bunu bir müjde olarak kabul etsinler. Evet, Hüseyin Bey, sevgili arkadaşım. Aynı soruyu size de sorayım. Görüşme sürecinin güzel yurda olumsuzlukları, olumlulukları ne getirdi, ne götürdü? Ta 74'ten günümüze kadar ve bu andaki güzel yurdun konumu. Şimdi tabii ki ben 74 sonrası, 74'lü yıllarda Türkiye'de tahsildeydim ve esas dönüşüm 83 yılında oldu güzel yurda. 33 yıldır o bölgede hekimlik yapıyorum. 83'ten bu yana. Uzun yıllar serbest, neredeyse 15 yılı. 15 yılı da işte hem kamuda hem serbest hekimlik yaptım. Sağlık sorunlarını yani iddia ederim ki Ali Bey ve benden daha iyi bilen yoktur bölgede. Ha, diğer şey görüşmelere gelince, güzel yurdun konumu. Ben tabii hiç sevmediğim bir laftır. Vereceğik, alacağık lafı. Sonuçta bir görüşme söz konusu. Bir uzlaşı. Ben onu sormadım. Şimdi güzel yurdun güzel yurda tartışma konusu olmasından dolayı ortaya çıkan olumsuzlukları sordunuz siz bana. Ben öyle algıladım bu işi, kusura bakmayınız. Yani güzel yurt niye, nasıl etkilenir bu görüşmelerden? Ve ona gelmek istiyorum. Yani bu güzel yurda yıllardır niye yeterince sahip çıkılamadı? Günün koşullarına göre ülkeyi yönetenler niye yeterli tedbirler alınıp da ülkemizin diğer bölgeleri gibi geliştirilemedi? Herhalde odur sormak istediğiniz, değil mi? Doğrudur. 2004 yılına kadar her görüşme döneminde Güzelyurt bölgesi çok büyük huzursuzluklar yaşadı ve ekonomik yönden çok ciddi kayıplara uğradı. Tabii şimdi biraz görüşme sürecinin olmadığı dönemlerde de gereken önem şimdi, verilmedi güzel. Kimler vermedi bu önemi de söyleyelim. Yani artık biraz da siyaset yapalım. 42 yılda tahmin ederim 32 yılını
şu anki hükümet modelleri yönetti. Yani Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, yani sağ kesim diyebileceğimiz ülke şeyler, görüşler yönetti. Ve bu görüşlerin de çözüm konusundaki yaklaşımlarını biliyoruz. Gerçi şu bugünlerde herkes çözümden yanayım diyor ama çözümden yana olurken uzlaşı noktasını da bilerek konuşmamız gerekir. Bir karış toprak vermeyiz iddiasıyla ülkeyi yönetenler, geliniz görünüz ki bu güzel yurt bölgesine insana yönelik yatırımları yeterince yapmadılar. İnsana yönelik lafını söylerken bilerek söylüyorum. Yani orada yaşayacak insanlar kim olursa, hangi milliyetten, hangi dinden olursa olsun. Bunlar nedir? 30 yıldır tartışılan ve gerçekten kentin ihtiyacı, bölgenin ihtiyacı olan güzel yurduyla, lefkesiyle, Yeşilırmağı'yla, bu Yılmaz Köyü'yle diyelim, oraya kadar ihtiyacı olan bir sağlık sorununu çözemedi. Çözdü ama çözemedi. Nasıl yaptı bu iktidarlar? Bölgeye devletin parasıyla hastane yaptı. Fakat bir takım siyasi hesaplarla bu hastaneyi devreye koyamadı bugüne kadar ve bugün oldu, hala daha bunu tartışıyoruz. Çok şükür ki temeli atma noktasına geldi. Bu ülkemiz için, bölgemiz için, bölgenin tüm insanı için çok ciddi bir olaydır ve çok ciddi bir yatırımdır. Devlet yatırımıdır ve yaklaşık 40 milyon Türk lirasını gerektiren bir yatırımdır. Bu bölge insanı için çok ciddi bir olay olacak. Yollar yapılmaya başlandı ki yıllar önce yapılması gerekirdi. Aksadı ki yine bizim devlet yönetimimizin zafiyetinden, beceriksizliğinden oluyor. İstimlak sorununu bir türlü çözemedik. Yolu yaptık ama bizim çözmemiz gereken, kendimizin çözmesi gereken istimlak sorunu bugün oldu, hala daha çözemedik. Çözüldü dendiği halde. Sorun para kaynağı yani, mı? Yani burada. Yoksa bürokratik burada beceriksizlikler mi? Beceriksizliklerdir ve her geçen günün ülke gelişmesine, ilk ökülmesine, ülke insanına ciddi kayıplar verdiği bir olaydır. Çözülecek deniyor. İnşallah çözeceğiz yani, biraz ağır aksak da olsa. Yine bugüne kadar bu ülkeyi yönetenler bir gemi konağı limanını devreye sokmadı. Sokamadı değil. Sokmadı. Mevcut haliyle bile sokabilirdi ve bu bölgeye ciddi bir katkı sağlardı. Bunları eleştiri olsun diye söylerken, yani bizi yönetenlerin bu ülkenin mali kaynaklarını paylaşırken bölgemize gereken ilgiyi göstermediğini ifade etmek için söylüyorum. Pasta eşit dağıtılmadı. Dağıtılmadı. Çok şükür ki eğitim sektörüne son yıllarda girdik. Yoksa tarım sektöründen umduğumuzu bulamadığımız günlerde herhalde güzel yurdu çok daha kötü günlerle görecektik. Tarım sektörü kolay bir sektör değil Kıbrıs gibi bir ülkede. Suyun parayla alındığı yarı kurak bir ülkede. Ve ben inanıyorum ki bölgenin, ülkenin motor gücü olamaz. Bölgemizin motor gücü turizmdir. Eğitim sektörüdür. Yani hizmet sektörleri. Bunun yanında da insanlarımızın yaşamını sürdürebilmesi için o geçiş döneminde daha ekonomik aktivitelere geçebilmesi için tarım sektörünü ve hayvancılık sektörünü de sürdürmemiz, yaşatmamız gerekir. Bu politikaları biz lazımdı yıllar önce ortaya koyalım. Çünkü suların tuzlanacağı, narinciyenin veya tarımın çok çok gerilere düşeceği belliydi. Belliydi. Ha şimdi Türkiye'den su geldi, doğrudur, tarım yapacağız ama bu su beleş gelmedi. Beleş dağıtılmayacak. Eğer biz bu suyu narinciye usalesinden, suyundan daha pahalıya mal ediyorsak bunun da fazla bir mantığı yok. Biz lazımdır ekonomik değeri daha yüksek olan tarım sektör ürünlerine yönelmemiz gerekir. Bugün var mı böyle bir çalışmamız? Bilmiyorum. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Herhalde olsa görecektik. Şimdi, yani demek istediğim, bizim ülkemizde bugüne kadar
bizim de payımız var. Yani bizim de derken benim partimin de payı var. En azından yani belirli süreler iktidarda oldu. Büyük ortak, küçük ortak. UBP'den sonra en çok istiyorsan iktidardan. Nasıl? Ulusal Birlik Partisi'nin